Evde biri var. İmdat! İşten çıkıp eve doğru gitmeye başladığın anı bir düşün. Gün boyu yorulmuşsun, bin tane sorunla uğraşmışsın. Yetmemiş, otobüs de geç gelmiş, gereksiz yere çokça üşümüşsün. Her neyse, sokağına gelmişsin. Ancak bir tuhaflık var. Her yerde farklı farklı ülkelerden dikkatini çeken, seni şüphelendiren, hatta korkutan garip giyimli adamlar gördüğünü düşün. Güvensiz hissederdin değil mi? Hatta tam da bu sırada sana bu adamların farklı istihbarat organizasyonlarının ajanları olduğu da söylensin. Aman dikkat et, seninle ilgili bilgi toplayabilirler. O yüzden hızlıca eve gitmelisin şeklinde bir mesaj da telefonuna gelmiş olsun. Koşa koşa eve git ve daire kapısından içeri gir. Yol boyunca konuşmadın, aşırı hiçbir hareket yapmadın ve seni izleyen casuslar senden bilgi toplayamadı değil mi? Aslında pek de öyle değil. Ben sana iddialı bir şey söyleyeceğim. Asıl casus evinde. Hatta evinin her yerinde. Globtasın, içeriğimize başlamak için sabırsızlanıyorum. Tek bir ricam var. Abone olup bize arkadaşlarını önerme. Lafı uzattım. Hemen giriş yapıyorum. Teknolojinin geldiği nokta itibariyle evlerimiz, ofislerimiz ve otomobillerimiz artık fazlasıyla akıllı. Bu akıllanma halinin bir ismi de var. Nesnelerin interneti. Bu kavram ilk kez 1999'da Kevin Ashton tarafından hazırlanan bir şirket sunumunda kullanıldı. Ashton, iş yapmak istediği şirkete radyo frekansıyla tanımlamalar yapabileceklerini ve bu sayede rakiplerinin önüne geçebileceklerini müjdeledi. Şirket yetkilileri ne kadar şaşırmış ve mutlu olmuştur tahmin bile edemiyorum. O gün Ashton'a nesnelerin internetinin bugün geldiği noktadan birazcık bahsedebilirim. Edilse, sanırım toplantıdan koşarak uzaklaşabilirdi. Evet, nesnelerin interneti artık daha güçlü ve her cihaz, her ev ve hatta her yer için geçerli durumda. Statista'nın 2022 sonunda yayınladığı araştırma, dünya genelinde 175 milyon evin akıllı ev haline geldiğini söylüyor. Hatta bu evlerin neden tercih edildiği konusunda da güçlü araştırmalar mevcut. Tüketicilerin %46'lık bir kısmı bu evlerin sahip olduğu rutinleri daha konforlu kıldığını söylüyor. %17'si ise kendileri yokken evlerini takip edebilme lüksünün çok değerli olduğunu ve bu yüzden bu ürünleri tercih ettiklerini ifade ediyor. Yani herkesin bu ürünlerle yaşamak için farklı farklı gerekçeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir dakika. Az önce kurduğum cümleye bir daha bakmamız lazım. Ben yokken evde neler olduğunu takip edebilmek. Bu cümle aslında bu içeriğin konusunu oluşturan temel dayanak olarak özetlenebilir. Yani evde ne olup ne bittiğini bizim yerimize anlayan birileri. Pardon, bir şeyler var. İşte bu konu tam olarak şu başlığa tekabül ediyor. Evimizde casuslar mı var? Detayları konuşmadan önce bir meseleyi netleştirelim istiyorum. Teknik olarak uzunca bir süredir birçoğumuz interneti bilfiil kullanıyoruz. Çeşitli sitelere giriyor, uygulamalar indiriyor. Bu uygulamalar için bizden onaylamamız beklenen bildirimlere hızlı onaylar veriyoruz. Yani aslında her adımımızın takip edilmesine izin vermekle alakalı çok bir sorunumuz olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumu önemseyip buna göre hareket eden insanlar olsa da sayılarının çok da fazla olmadığı kesin. Ancak burada soruyu farklı bir noktadan soralım. İnternet dünyasında veri kaybetmekle evimizde veri kaybetmek arasında nasıl bir fark olabilir? Burada ev kavramının durumuna değinmeliyiz. Ev hemen hemen tüm din, ideoloji, politik tutum, davranış ve öğretide en mahrem yer olarak tanımlanır. Buranın güvenli olması, burada yaşananların sadece ev üyeleri tarafından bilinmesi de önemsenir. Ancak bu içeriğe konu olan teknolojiler geliştikçe evlerin sahip olduğu birçok özellik de dönüşmeye başladı. 2023 itibariyle dünyada bulunan akıllı cihaz sayısı 15 milyarı geçti. Bu sayının 7 yıl içerisinde 30 milyar seviyesine çıkması bekleniyor. Hemen hemen tüm teknolojik ürünlerin üzerinde sensör, mikrofon yahut kamera bulunduğunu da göz önüne aldığımızda birilerinin bize ait ses yahut görüntüye tahmin edilenden daha yoğun biçimde ulaşabildiğini de görmüş oluyoruz. Normal şartlar altında televizyonu evde bizim izlememiz gerekirken onun en az bizim onu izlediğimiz kadar bizi izlediğini söylemek oldukça kolay. Kablosuz hoparlörlerimiz, yemeğin ne zaman pişeceğini söyleyen fırınımız, sürekli etrafta dolaşan her birimizin eli ayağı olan robot süpürgemiz bizi tanıması gerekenden çok daha fazla tanıyor. Robot süpürge demişken bu konuda yaşanan bir skandala değinmek istiyorum. 2020 yılındayız. iRobot'un ürettiği Roomba C7 serisi robot süpürgelerin topladığı ham verileri incelemeleri ve onları anlamlı hale getirmeleri için farklı şirketlerle anlaşmaları haberi teknoloji dünyasını yerinden sarsmıştı. Şirket verilerini ScaleAI adlı bir başka şirketle paylaşmış. Onlar da bu bilgileri Venezuela'da bulunan başka bir şirkete aktarmıştı. Sonra işler iyice çığırından çıktı. Tüm veriler Facebook'ta serbest biçimde dolaşmaya başladı. O günlerde robot süpürge markası iRobot'u olmayanlar bile ciddi bir endişeye teşne olmuştu. Peki sonra ne mi oldu? Tabii ki tüm bu yaşananlar hızlıca unutuldu. Robot süpürge skandalı sonrası
kamerasız robot süpürgelere yoğun bir ilgi gösterilmeye başlandı. Artık yeni moda belliydi. Kamerasız, sadece sensörlerle çalışıp evlerin haritasını çıkararak işleyen süpürgeler gündeme gelmişti. Ancak bilin bakalım burada nasıl bir sorun söz konusu? Kamerasız robot süpürgeler de verilerimizi ele geçiriyor. Maryland Üniversitesi, College Park ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları kamera ve mikrofonu olmayan, sadece sensör kullanan bir robot süpürgeyle ortam dinlemesi yapılabildiğini ispatladı. Yani robot süpürge özelinde sanırım kaçacak bir yerimiz kalmadı diyebiliriz. Tamam, robot süpürge kullanmayız, olur biter diyen takipçilerimiz olabilir. Maalesef yetmez. Zira akıllı televizyonlarda durum çok daha beter. FBI'ın 2019 tarihli güvenlik uyarısı aslında birçok açıdan durumu özetliyor. Uyarı şöyleydi. Akıllı televizyonlarınızın mikrofon veya kamerasına erişen hackerlar bu evlere hırsızlık için kolaylıkla girebilir. Bu da durumu aslında netleştirmiş oluyor. Televizyonlarımız bizi hem izleyip hem de dinleyebilecek teknik yeterliğe sahip durumda. Üstelik çok sayıda televizyon markasının otomatik içerik yönlendirme özelliği de başka tehditleri hızlıca aktive etmiş oluyor. Hatta televizyonlarımızın bilgi toplamak için açık olmasına dahi gerek yok. Fişten çektiğimizde dahi veri toplamaya devam edebiliyorlar. Yine 2017'ye gidelim. Televizyon üreticisi şirket Vizyon'un televizyon sahiplerinin izlediği içerikleri tespit edip ardından IP adresleriyle bir eşleme yaparak demografik sonuçlar çıkarıp başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıkmıştı. Daha önce Samsung'un da aynı gerekçelerle dava edildiğini de hatırlatalım. Moralinizi bozmaya devam etmek istemezdim. Ancak durum robot süpürge ve akıllı televizyonla da sınırlı değil. Kablosuz ağlar üzerinden kontrol edilen kilitler, akıllı aydınlatmalar, akıllı bahçe ürünleri ve hatta kalp pilleri yetmedi gibi geldi, daha fazla sayacağım. Kulaklıklarımız, akıllı saatlerimiz, giyilebilir teknolojiye dair her şey. Hatta öncekileri unutun. Tam olarak her şey. Teknoloji üreten ve bizim evimize, ofisimize yahut aracımıza girmeyi başaran her şirket bizimle ilgili bilgilere ulaşmak istediği an bunu yapabilecek güce artık sahip. Peki neler yapılabilir? Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bunun net bir çözümü maalesef yok. FBI 2019'da akıllı televizyonlar için uyarıda bulunduğu metinde çözüm olarak manuel yöntemleri önermişti. Kamera kısmını siyah bantla kapatmak, özel bir konuşma esnasında şarkı yahut müzik açmak gibi ilkel bile diyebileceğimiz yöntemler tek çözüm yöntemi olarak sıralanmıştı. Buna ek olarak cihaz ve uygulamaların izin prosedürleri konusunda artmış bir farkındalık oldukça önemli. Yani verilerimizi her an alıyorlarmış gibi düşünüp ancak çok da parona yaklaşmadan ilerlemek birçok sorunun çözümü olarak değerlendirilebilir. Yani biz her an izlenebilen, dinlenebilen varlıklarız. Hatta bunlar yalnızca anlık olarak da değerlendirilmiyor. Depolanıyor, saklanıyor ve sonra bizim de bilmediğimiz, asla bilemeyeceğimiz biçimlerde kullanılıyor. Günün sonunda teknolojinin getirdiği faydaların yanında zararların olduğunu da bildiğimize eminim. Burada birçok güvenlik şirketinin bireysel çözümleri öncelediğini de düşündüğümüzde ben siz değerli takipçilerimizin yorumlarını da merak ediyorum. Sizin teknolojiye veri kaybetmeme yöntemleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım.